Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Yeni bir yayınla, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün konuğum Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Kankaylar. Mete Hoca aynı zamanda benim doktora tez danışmanım. Değerli hocam, davetimize katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok sevindim davet ettiğinize. Çok sağ ol Nurettin. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Keyfiniz nasıl? Teşekkür ederim. Sağ ol. İşte koronayla sizler gibi yaşamaya işte alıştık. Hala da devam ediyor işte. Biraz Evet. normalleşme olsa da. Biraz normalleşme, yani vaka sayılarında biraz tavsama oldu ama tekrar bir tırmanış söz konusu son özellikle bir haftadır. Herhalde korona Anladım. arttı. Hayatımızın bir parçası olacak hocam. Yani öyle görünüyor. Evet, yani bunu çok farklı açılardan tekrar tartışacağız gibi. Yani biraz daha toz duman şey yaptıktan sonra belki bununla ilgili de farklı açılardan tartışılacak gibi de duruyor. Yani evet, korona hayatımızın bir gerçeği oldu diyebiliriz, haklısın. Yani tek sevindirici istatistiklerde beni tek sevindiren şey ölüm sayılarının biraz düşmüş olması. 15, 10 yani 20'lere ulaşmadı ne zamandır. Bakalım, umarım her şey daha iyi olur diyerek. Dilerseniz hocam yayınımıza geçelim. Tabii ki, tabii ki. Bu arada ben bizi takip eden değerli izleyicilerimize de hoş geldin diyorum. Bizim Mete Kaan hocayla yaklaşık 45 dakikalık bir söyleşimiz olacak. Formatımız yine aynı. Bunun akabinde bizlere soruların, daha doğrusu söyleşi esnasında da sorularını iletebilirler. Biz söyleşimiz bittikten sonra sizin sorularınızı Mete hocamıza ileteceğiz. İzleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam, bugünkü programımızın konusu, biz bir fotoğraf üzerinde Cumhuriyet tarihini anlatma temasıyla bir başlık çıktık. Bazıları işte, ben geri dönüşler aldım, bu biraz iddialı buldular ama ben hemen size sorayım. Bir fotoğraf üzerinden Cumhuriyet tarihi anlatılabilir mi? Anlatılamaz. Yani tabii ki burada hani bir bilimsel bir şey yapmıyoruz. Bir biyopsi yapıyoruz biz burada bir. Hani malum hani bir organın tamamını alıp Cumhuriyet tarihinin tamamını alıp ameliyat edemiyorsun. Öncesinde bir biyopsi, bir parça alıp onun üstünde konuşacağımız bir kesit çıkartmaya çalışıyoruz. Yanılabiliriz. Eksik tabii ki bırakıyoruz. Ne bir fotoğraf üstünden yani milyar tane fotoğrafın içinde ne de Cumhuriyet tarihi boyunca yaşamış ölmüş yüz milyonlarca insanın içerisinden dört tane insan seçilip de tarih bilimi yapılmaz. Yani öyle bir siyaset bilimi de yapılmaz. Ama peki o zaman biz havanda su mu döveceğiz? Hayır, yani bu bir projeksiyon. Hani ne diyelim buna? Bir hani işte Türk sanat müziğinde vardı, sen de ilgilisin Türk sanat müziğinde. Hani Peşrev'den önceki Taksim gibi. Hani bir işte bir Cumhuriyet tarihini konuşmaya giriş diyelim. Bir aynı makamdan konuşmaya bir teşni olma işi. Yoksa yani motonot kelime anlamıyla bir fotoğraf dört insan üstünden Cumhuriyet tarihini okurum okuyamazsın. Yani biz de zaten Cumhuriyet tarihi üstüne bir 45 dakika zaten ne yaparsın hep 45 dakikada Cumhuriyet tarihi konuşamazsın. Yani biz de böyle bir işte taksim yapacağız seninle birlikte senin de yardımınla giriş taksimi diyelim buna. Cumhuriyet tarihiyle ilgili böyle bir işte beyin jimnastiği yapacağız diyelim. Yani böyle bakılmasında fayda görüyorum. Tabii ki şey değil yani. Biraz sahneyi ısıtacağız yani bu programda. Tabii, evet. Öyle de denilebilir. O zaman hemen hocam konuşacağımız bizim ana fotoğrafımızı alalım. Evet. Evet, Evet. yani bir fotoğraf dediğimiz fotoğrafımız Birazdan geliyor. Evet, fotoğrafımız bu. evet, bu fotoğraf. Bu fotoğrafta olanlardan da bahsedeceğiz. Olmayanlar, denklanşörün gerisindeki isimlerden de bahsedeceğiz. Aslında hani Cumhuriyet tarihini konuşmamıza vesile olacak bir fotoğraf. Aslında direkt de bu fotoğrafı çeken insandan bahsedelim. Hani biz aslında hani dedik bir fotoğraf dört insan üstünden hani Cumhuriyet tarihine nasıl bir bakarız? 70'li yıllar ağırlıklı tabii ki ama yani nasıl bakarız ona bir şey yapıyorduk. Bu fotoğraf cumartesi annelerinin Kasım 1995'teki bir oturma eyleminde
çekilmiş bir fotoğraf ve fotoğrafın sahibinden aldım ama kamuoyu daha çok tabii bu fotoğrafı işte Kayıp Devrim'in izindeydi galiba Faruk Eken'in onun kitabından da zaten eğer konuyla ilgili olanlar varsa hatırlayacaklardır. Sağ olsun kendisinden de edindim bu fotoğrafı. Biliyorsun bizim 1970'li yıllar kitabına da bu fotoğrafı koyduk. Onunla başlıyoruz. Hatta şeye bu fotoğrafın gerisinde duran parmağını denklaşöre basan isim Metin Göktepe. Aslında bizim işte bir fotoğraf dört isim derken burada görünmeyen ama fotoğrafı çeken isimle başlayalım. İşte Metin Göktepe ile başlamak istiyorum ben. Kasım 95'te fotoğrafı çekti. Metin Göktepe. Faruk Hoca'nın yani oradaki fotoğrafın sahibi diyelim. Orada söylüyor zaten şeyde. Ocak 8'de Metin Göktepe'de öldürülecek biliyorsun. Ve ilginçtir bizim ülkemizde nedense hani bu tür olayların hep üstü örtülmeye falan çalışılır. Metin Göktepe'nin de üstü örtülmeye çalışılacak. Önce inkar edilecek. Sonra kabul edilecek. Sonra görmezden gelinecek. İşte görmezden gelme, tevil, dönüştürme, inkar. Bunlar aslında ideolojik manipülasyonların birer unsurları, birer aşamaları diyebiliriz. Aslında Metin Göktepe bu açıdan tek değil. Yani bir yüzyıl neredeyse geriye git mesela. Yani 6 Nisan 1909'da Hasan Fehmi Bey Serbestlik Gazetesi'nin yazarı biliyorsun. Yani öldürüldüğü zaman da Metin Göktepe öldürüldüğü zamankinden farklı bir tepki göstermiyor ki. Kim? Osmanlı İmparatorluğu. Hani bu arada da tabii hani Osmanlı Türkiye arasında devamlılıktan bahsediyoruz ya. Bazen bu devamlılıklar çok da hayırlı devamlılıklar olmayabiliyor. Ama o zaman da böyle olmuş. Ya da bak 19 Temmuz 1910'da Ahmet Salim öldürülecek. Evet. Yine aynı tepki. Yani yine aynı tepki. Bakıyorsun. Yani Metin Göktepe'nin bizim fotoğrafımızın birinci şahsı, birinci insan. Dört insanın birinci insanımız. Hani Metin Göktepe'den başladık direkt Hasan Fehmi kitabı zaten böyle okuyacağız. Yani şeyi yani ya da işte Abdi İpekçi'ye git, Çetin Emekçi'ye git. Yani ondan sonra Musa Sabahattin Ali'ye git, Uğur Mumcu'ya git. Hatta Metin Göktepe'nin sonrasına gel, Hrant Dink'e git, günümüze evet. Gel. Yani baktığımızda aslında yani bu bizim bu fotoğrafın birinci elemanından hareketle Türkiye'de faili meçhul cinayetler, Türkiye'de gazeteci cinayetleri, Türkiye'de okur yazar adamlara yönelik ya da genel olarak politik cinayetler diyelim ve devlet ilişkisi apayrı 10 tane program yapılabilecek berekette ne yazık ki. Bir mevzu. Şimdi ana fotoğrafımıza bir dönersek sonra oldukça hani ironik bir şey var. Hani şeyde. Şimdi bak ana fotoğrafa sana zahmet olmasa dönebilirsek Nurettin. Şimdi bu fotoğrafta 27 Mayıs 1995'te cumartesi anneleri eyleme başlayacaklar. Mesela şimdi 27 Mayıs dediğimizde biz hiçbir zaman hani cumartesi annelerinin oturma eylemine başladılar ama evet yani darbeden yani işte 60, 70, 80, 90, 35 yıl sonra seneyi devriyesinde bu olay başlıyor. Tabii ki tevafuk dedikleri eskilerin yani yoksa hani 27 sene denk getirmek için falan filan değil. Biraz sonra zaten o konuya da gireceğim. Şimdi fotoğrafta bir başka resim dikkatimizi çekiyor. O başka bir faili meçhul. Fotoğrafı çeken 2 ay sonra faili meçhul olacak. Ve oradaki kitlenin hepsi bambaşka faili meçhulleri bulunması için oradalar. Yani bu Türkiye gerçeğini bundan daha güzel hani nasıl özetlenir ki? Hani nasıl biyopsi yapılır ki? Hani ben başta sordum ya buradan bilim yapılır mı? Ya hem yapılır hem yapılmaz. Bak işte hani bu bir kesit yani. Buradan bayağı biz işte faili meçhulleri Metin Göktepe'nin üzerinden bu fotoğrafın üzerinden
okuyabileceğimizi düşünüyorum. Yani Metin Göktepe ile ilgili fotoğraflara dönmemiz mümkün olabilirse, ana akım medyada, yani, tabii ki bütün medyada demiyorum, o dönemin ana akım medyasında yani olay devlet tarafından kabul edilene kadar doğru düzgün bir haber görmüyoruz. Yani mesela ben burada Yalçın Doğan'ın şeyini koymuşum. Yaklaşık bir yıl sonranın şeyi, bir gazete köşe yazısında bir iki paragraflık bir dokundurmanın dışında örneğin dönemin Milliyet Gazetesi'nde bir doğru düzgün rastlamıyoruz. Ben sesini almakta zorlandım Nurettin. Yanlış hatırlamıyorsam savcının Metin Göktepe'nin öldürülmesinden sonra bu işkence yüzünden değil mi, işkence sebebiyle olmadı diye bir şey vardı. Rapor oldu. Evet doğru. Yani ilk başta işte Eyüp'te çünkü cenazesi bulunuyor Metin Göktepe'nin. Dolayısıyla Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı bakıyor. O dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Erol Can Özkan diyor ki gözaltına aldık ama yani o bizi akşamüstü serbest bıraktık. Sonra da Eyüp'te bir çay bahçesinde çay içerken ya rahatsızlanmış, vefat etmiş, yani bizim alakamız yok falan filan diyor. Ama daha sonra hani bu bizim iddiamız, bir iddia değil artık, bir ispatlanmış ve bundan bir başka ileriki fotoğrafta da zaten şey var. 5 polis de zaten işkenceden suçlu bulunuyor. Bu buradan siz hukuk devletine gidildin, buradan derin devlete gidebilirsiniz, buradan Türkiye'de medya siyaset ilişkisine gidebilirsiniz. Bu işte bizim ana fotoğrafımız ve bizim 4 kişi konuşacağız dedik ki onun birincisi Metin Göktepe'nin ne diyelim vakasından, case'inden gideceğiniz yer bir sürüdür. Biz burada hani tadımlık aslında ana hatlarıyla bu şeyde de durabiliriz. O fotoğrafta da bizim ana fotoğrafımızda bir diğer bir karakterimiz, artık yavaştan fotoğrafın içine girelim. Görünen fotoğrafta görünenlerle ilgilenelim. Ana fotoğrafa bir dönebilirsek orada yaşlı bir annenin resmini göreceğiz. 2019 Ağustos'unda aramızdan ayrıldı Elmas Hanım. Fotoğrafta işte tam da o en önde önünde bir gözlüklü adamın resmini tutan başörtülü bir annenin resmini görüyoruz. Biraz da onun etrafından dolanıp böyle biraz daha hayatı da çok ilginç. Yani çocukluğu. Evet. Ama ona gelmeden önce şeye biraz daha şey değinmek isterim. Ya yani şimdi bakın bu hani 27 Mayıs'ta dedik ya, hani 27 Mayıs 1995'te cumartesi anneleri toplanmaya başlıyor. Bu fotoğrafta zaten ondan 6 ay sonra Kasım 1995'te çekilmiş ama bu anneleri buraya getiren tabii ki bizim fotoğrafımızın ikinci karakteri Elmas Anne'yi de oraya getiren o dinamiklerden de bahsetmemiz gerekiyor. Ne ilginçtir, olay ta 12 Mart 1995'e dönüyor. O da yine Türk siyasi hayatının çok önemli dönemlerinden birisi. O dönem Gazi Mahallesi olaylarının yaşandığı bir dönem. Ve yine 1970'li yılları okuyanların, yaşayanların hiç şaşırmayacağı gibi, o günde Gazi Mahallesi'nde ağırlıklı olarak sol kesimin ve Alevilerin yaşadığı Gazi Mahallesi'nde de bir araba hızla kahvehanenin önünden geçer ve 1978 Maraş'ındaki o gıcgın dedenin öldürülmesindeki olayı o kadar da benzer bir şekilde orada da bir faili meçhul bırakarak gider ve yine ne faili bulunur ne bir şeyi bulunur ve ondan sonra Gazi Mahallesi kaynamaya başlar ki ertesi günlerde yaklaşık 15 bin kişi Gazi Mahallesi'nde bu silahlı saldırı olayını protesto etmek isteyecekler ama gerçekten işte hedef göstererek normal mermilerle atışlar yapılacak, cesetler ortalıkta tekmelenmeye başlar. Fotoğrafları var bunların, arkadaşım paylaşabilirlerse. İşte gördüğünüz gibi yaralıların, cesetlerin işte Gazi Mahallesi'nden bir kesit de burada da görebiliyorsunuz. Gazi Mahallesi birbirine gidecek. İşte peki bizim fotoğrafımızla ne alakası var bunların? Hasan Ocak da o gençlerden orta yaşa yakın. 1965 doğumlu Hasan Ocak. 1990
1995'te olay olduğuna göre demek ki 29-30 yaşlarında bir geçkince bir gençten bahsediyoruz. O da orada öğretmen ve orada çay işletmeciliği falan da yapıyor ve o da orada buharlaşı veriyor. Yok yani ölüsü de yok, dirisi de yok. Gözaltına alınıyor. Yine benzer şeyler. Biz gözaltına almadık bilmem ne falan filan. Yalnız annesi ve yakınları olayın peşini bırakmayacaklar. Yaklaşık 2 ay civarı bu işin peşine düşecekler ve tesadüf nasıl olacaksa olacak. Hasan Ocağan cenazesi Beykoz ormanlarında bulunacak ve basit bir adli tıp incelemesiyle cesedin iple ya da telle boğularak öldürüldüğü, öldürülmeden önce işkence gördüğü ve elbiselerinin demek ki kanıt bulunması diye yoksa niye elbiseyi değiştirir? Elbisenin giysilerini değiştirsinler. Elbisesinin değiştirildiği tespit edilecek. Bak şimdi 12 Mart, 21 Mart 1995'ten sonra buradaki haberde de zaten ondan bahsediyor. 21 Mart 1995'ten sonra haber alınamayacak. 2 ay koy üstüne yaklaşık 50-60 gün çünkü sonra Hasan Ocağan cenazesi olacak. Geliyorsun Mayıs'ın ortalarına, 27 Mayıs 95'te de bu insanlar bir araya gelmeye başlayacaklar. Şimdi evet. Evet, Galatasaray Lisesi'nin önündeki bu olay bizi ta Gazi Mahallesi olaylarına götürüyor. Ama Gazi Mahallesi olayları dediğimizde de önemli bir günde ve boşlukta çıkan bir olaydan bahsetmiyoruz yani. Mesela o dönemin valisi kim? Hayri Kozakçıoğlu. Hayri Kozakçıoğlu herhangi bir vali değil, çok önemli bir önemli bir vali Nurettin. Yani 1980 sonrasında çok önemli yerlerde Diyarbakır'da bunlardan birisi valilik yapacak. O dönemde olağanüstü hal bölge valiliği falan gibi bir valilik makamı ihdas edilecek. Orada görev yapılacak ve yine diyorum herhangi bir kamu görevlisi değil bu adam. Niye? Şimdi bakın bir hakkında sayın valimiz hakkında bir şaria çıkacak. 120 bin dolar parayı iç ettiği, yani Birleşmiş Milletler mültecilere yardım fonu gibi bir paranın fondaki parayı iç ettiği söylenecek. Ama Ali Kozakçıoğlu da diyecek, yok diyecek. Mustafa Kalemli de şahit. Mustafa Kalemli kim? Mustafa Kalemli de dönemin meclis başkanı. Onun da haberi var diyecek. O parayı diyecek, ben devlet işi için aldım falan filan diyecek. Doğru. Mustafa Kalemli de kalkacak diyecek ki yok benim haberim bile yoktu. Devreye Süleyman Demirel girecek. Evet, o parayı benim de bilgim dahilinde örtülü ödenekten valinin hesabına ben geçirdim. Nedenini açıklayamam. Tamam, devlet sırrıdır. Bak, bu resmi konuşuyoruz. Bu resmi konuşuyoruz. Evet. Hani Hanifi Avcı Gazi Mahallesi olaylarının arkasında Yeşil'in bir dönemin biliyorsun yani efsane ismiydi. Yeşil Ahmet Demir mi, Mahmut Yıldırım mı, Hasan mı, Hüseyin mi, o bile bir adımı yani 5-10 sene önceye kadar yer yer yine gündeme geliyordu hocam ismi. Evet. Arada sırada yine geliyordu. Bir yerde görüldü. Yurt dışına falan diye. Böyle komple evet, sen de biliyorsun Nurettin, yani bu filmlere konu oldu bu şeyin hayatı. Hani buna benzetilen adamlar, bu mafya bir dönemi çok meşhur mafya dizileri falan vardı. Kurtlar Vadileri bilmem neler falan filan. Yani oralarda buna andırır karakterler falan şey yapılıyordu. Hatta bu karakteri de öldürdüler falan filan. Ki o dönemde de işte Yeşil'in yine bir devlet operasını öldürdüğü falan filan da konuşuluyor diye. Neyse, yani Hanifi Avcı diyor ki Gazi Mahallesi olaylarının arkasında Yeşil var. Hanifi Avcı kim? Yani bak dönemin valisini konuştuk. Bunun arkasında Yeşil var diyor. Hanifi Avcı kim? 2006'da Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bu adama vizyon sahibi, bürokrat ödülü falan vermiş. 2010'a gelindiğinde bu de adını ya Yüzen Simonlar kitabıyla devlet Gülen ilişkisini fahş ettiği için hoppa devrimci karargah örgütünden sorumlu tutup
derdest edecekler şeyi adamı. Biraz sonra adamı dediği doğru çıkacak. Yani öyle bir şey. Yani. Bu diyor ki bunun arkasında yeşil vardır. Şimdi bayağı karman çorman ilişkiler ağından bahsediyoruz. Gazi Mahallesi olaylarından bahsediyoruz. Gazi Mahallesi olaylarının bizim fotoğrafımızda bir genetik bağının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi doğrudan doğruya bir illiyet bağı demeyelim buna. Yani bir fay hattındaki bir benzerlikten bahsediyoruz. Değil mi? Yani doğrudan doğru yeşil bilmem ne, o değil tabii ki. Ama hani yeşilin de diğer olay, bir sürü bu adamın olaylarla şeyi var. Bir nevi çağdaş efsane işte diyebiliriz yani. Yani anti kahraman mı deniyor bunlar artık nedir? Cemal Sever'in öldürülmesinden tutun da yeşil için Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmek için organize edilen ekibin içinde olduğundan hiç alakasız bir yerde Mustafa Duyar vardı. DHKPC'nin bu Sabancı suikastını yapan onu Şam'dan alıp getiren adam, her tarafta eli kolu olan adam. Tabii bizimkilerin iddianın ötesine geçebilecek şeyler değil. Yani ne kadar acaba bu cumartesi annelerinden hangisinin kaybıyla var. Ama muhtemel belki vardır, onu da bilemiyoruz. Ama bizim fotoğrafımızla Gazi Mahallesi, bizim fotoğrafımızla 90'lı yıllardaki o olağanüstü bir dönemdi. 90'lı yıllar, Nurettin sen de hatırlarsın umarım. Yani çünkü faili meçhul cinayetler, kayıplar, suikastler, yani Sivas olayları, Başbağlar katliamı, işte Uğur Mucu'nun öldürülüşü, yani şeyin Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün Gaffar Okka'nın öldürüşü, hani o yıllarla da bir genetik de bağı bu fotoğrafın doğrudan doğruya var. Ama birazcık daha yakına gelirsek, hani bu bizim ikinci ismimiz. Hani şimdi biraz daha bu resmi bir fotoğrafın genelini bir araya getiren bizim o başörtülü Elmas annemiz de dahil onların hepsini bir araya getiren iklim üzerinde konuştuk ama Elmas Eren üstünde de az bir şey konuşmak gerekiyor. Alamadım sesini, kusura bakma. Çocukluğunda yaşadığı bir hadise de çok ilginç. Ondan da bahsediyor. Evet. Yani 2019'da 88 yaşında olduğuna göre 30'ların başları doğumlu bir hanımefendiden bahsediyoruz. 88 yaşında 2019'da bahsediyor. 30 küsur yıl oğlunun mezarını aradı bu kadıncağız. Onun kızlarıyla falan, bizim Ayşem Sezer Şanlı kendi doktora tezinde, Ayşem sen de tanıyorsun, sen de bir teşhiki mesain oldu Ayşem'le uzunca bir dönem. Onunla röportajlar falan da yapmıştı. Elmas Hanım'la röportaj yapmadı çünkü yaşça çok şey olduğu için her yere çıkıp şey yapmadı. Şimdi 40'lı yıllar, tam 2. Dünya Savaşı zamanları ve varlık vergisi diye bir vergi çıkartılıyor. Biliyorsun aslında adı üstünde verginin, malum çıkış 2. Dünya Savaşı'nın kara borsacılarından bir şekilde devletin bir intikam demeyelim, vergi almasına çıkan şeydi. Ama bu iş dönüp dolaşıp dönemin iklimi de böyle daha faşizan bir şey de var. Bayağı etnik ayrımcı falan bir vergiye falan da, çünkü üstüne çok tartışılan bir şey. Ama o dönemin İstanbul Defterdarı'nın da daha sonra anılarını da verdiği şeyle onun varlık vergisi faciası adını koymuş. Yani o dönemin defterdarı öyle diyorsa yani 3 aşağı 5 yukarı demek ki pek de hayırlı bir şey falan olmamış. Ama yani o dönemin ikliminde bir vergi korkusu herkeste var. Yalnız yine Türk siyasi, Türkiye realitesi, millet devletten vergi kaçırmaya çalışırken devletin elemanları da bulduğunun gırtlağına yapışıp alabildiği kadar vergi alma şeyinde. Yani yaklaşık 1/4 bir vergi alınması falan filan gerekirken millet baya ürününü saklamaya çalışıyor ama devlet de bulduğu yerde ürünün neredeyse yarısına el koyuyor. Evet. Elmas Hanım'ın anne babası da baya böyle işte Kuvayi Milliyeci falan filan bir babası var. İsmail Kurt. İşte gönüllü jandarma komutanlığı. Evet. Yani gönüllü jandarma komutanlığı falan filan yapmış. Yani kendisi asker bir adam falan değil ama yani paramiliter diyelim. Yani o dönemin işte şeylerinden,
birisi. Artık o ununu elemiş çünkü ya savaşı zamandan bahsediyoruz. Eleğini duvara asmış falan filan. İşte oğlu şeyin başında ikinci varlık vergisini şey yaptığı zaman da o da CHP'li İnönücü bir aileden falan geliyor. Lakin onlar da yani işte gelirler de ürünün yarısını alırlar diye demek ki bir kısmını bilmem neyi falan saklıyorlar. Çat kapı anne evin avlusunda temizlik yaparken falan böyle muhtar, jandarma, vergi tahsildarı çat kapı geliyorlar. Ne işte vergi için ne kadar buğday ne kadar şu bu falan olduğunu şey yapacaklar. İşte neyse onu gösteriyorlar falan filan. Daha başka var mı falan diyorlar. O dönemde de işte Elmas Hanım da onlu yaşlar işte yani ergen diyebileceğimiz belki işte yaşlarda bir genç kız var diyor işte şurada bizim bir şeyimiz var diyor. Muhtar devreye giriyor. Yok ya o çünkü çocuk nerede diyor. Kafadan atıyordur falan. Yok diyor sen diyor babamın malını diyor benden daha mı iyi biliyorsun diyor. Tabii ki artık ne yapıyorlar ne diyorlar orası bilinmez ama işte muhtar gidiyor bunu Elmas Hanım'ın babası Yusuf Bey'e, Yusuf Kurt'a anlatıyor. Ya diyor senin kız diyor böyle dedi. Yusuf Bey artık 40'lı yıllar artık tam ataerkil aile yapısının herhalde en şey olduğu dönemler çok sağlam bir dayak atıyor Elmas Hanım'a ve bayılıyor hatta o derece ki Yusuf Bey kardeşine gidiyor ya diyor ben diyor evlat katili oldum herhalde diyor bizim kız böyle yapmış ben de diyor veriştirdim ya diyor ben herhalde öldürdüm kızı Allah'tan öldürme etmiyor ama o genç ergen diyelim zihniyle Elmas Hanım kafaya koyuyor. Ben diyor ileride diyor karşıma diyor İnönücü biri çıkarsa diyor asla evlenmeyeceğim. Niye? Vergi işte düzen İnönü'nün düzeni. Baba İnönücü, dede İnönücü. Demek ki bu İnönü kötü bir herif. Bir daha diyor ben diyor İnönücü biriyle de evlenme ama işte kader diyelim buna. Gel gör ki ileride karşısına çıkan genç adam bir İnönücü oluveriyor. Ama Elmas Hanım nasıl razı oluyor? Kayınpederler Demokrat Partili olduğu için evet, evlenmeye razı oluyor. Şimdi bir fotoğrafta ta varlık vergisine kadar falan böyle gitmek mümkün olabiliyor. Ben sesini yine almakta zorlandım. Peki, hocam, Elmas Hanım'ın eşin ismi Kemalettin Eren'di herhalde. Yanlış hatırladım. Evet. Evet, o Kemalettin Eren de İnönü sempatizanı bir isim. Evet. Babası Demokrat Parti'deydi galiba. Evet. Yani işte Elmas Hanım'ın kayınpederleri, Kemalettin Bey'in babası Demokrat Partili, kendisi İnönücüymüş. Ama 50'li yıllar yani bu dönemde Demokrat Parti çok tabii ki popüler bir siyasi parti. Yani daha önce kendisini CHP'li diye tanıyan, İnönü'lü diye tanımlayan birçok genç kuşak Demokrat Parti'ye bir sempati beslediği dönemler. Hatta ben Aydın Menderes'in anılarından okumuştum. Babam Menderes'ti dedi. Babam ve ben de kitabımdan. Kusura bakma tam şimdi hatırlayamayacağım ama orada o dönemde hem Demokrat Parti popüler hem de bu memlekette demokrasi var söylemi o kadar popüler ki Aydın Menderes anılarından bahsederken Aydın Menderes babasına posta koyuyor. O da o dönemde ergen şey diyor. Memlekette demokrasi var falan diyor. Hani bayağı işte baba otoritesine tepki gösteren bile memlekette demokrasi var deyip kapıyı vurup çıktığı bir dönem. Demokrat Parti'nin popüler olduğu bir dönem. Yani 40'lı yılların ikinci Dünya Savaşı'nın bittiği dönem millet CHP'den farklı bir parti de bilmiyor diye rahatlıkla diyebiliriz. Yani terakkiperver diyeceksin sen şimdi sen bu Cumhuriyet Fırkası falan diyeceksin de bu Anadolu'ya çok sinayet eden o köylünün yani köylü derken yani Türk toplumu köylü. Yani malum Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde %80 küsürü kırda köyde yaşayan bir tarım toplumundan bahsediyoruz. 40'lı yılların ortasında da oran iki tık aşağı iki tık yukarı çok farklı değil yani gene çok bariz bir köylü toplumu. Terakkiperverin de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da Demokrat Parti'den farklı olarak Nurettin çok böyle hani köye kırsala işte Elmas Hanım gibi Kemalettin Bey gibi ne bileyim işte Yusuf Kurt gibi falan hani oralara kadar gitti yani giden vardır elbette.
ettik ama yaygın olarak gitmediğini rahat rahat söyleyebiliriz. İlk böyle bu başarı Demokrat Parti'nin başarısı olacak. De çok iyi biliyorsun 46 seçimleri ilk defa biliyorsun ki birden fazla siyasi partinin katıldığı ve ilk doğrudan yani çoğunluk seçim sisteminin kullanıldığı, daha önceki seçimler iki tur şeyli yapılıyor, turlu demeyelim ona, intihabı evvel intihabı sahne şeklinde iki kademeli diyelim ilk ve ama onun haricinde ilk defa tek dereceli ve birden fazla siyasi partinin katıldığı seçimler biliyorsun ki Demokrat Parti'nin katıldığı seçimler şey olarak ve tabii saat 21:30 o dönemde de Demokrat Parti popüler de bir parti yani işte oğul CHP'li baba Demokrat Partili ya da işte ailecek eskiden CHP'liler ama daha sonra Demokrat Parti'ye şey yapıyorlar. O dönemde çok normal karşılanan şeyler bunlar. İşte o iklimdeki bir anekdotu da şeye oraya taşıyayım istemiştim. Bizim fotoğrafımız vesilesiyle. Şimdi fotoğrafımızda bir diğer isim de şeyi söyledim. Orada bir fotoğrafımız vardı. Elmas Hanım'la ilgili Tayyip Erdoğan'la birlikte çekindikleri resim vardı. Evet. Şimdi onun resmi evet. De aldım. Evet, o resimle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şimdi 1995'in Mayıs'ında eylem derken yani işte senin de yolun çok İstanbul'a düşer. Mutlaka rast gelmişsindir Galatasaray Meydanı'nda. Özellikle gitmesen bile rast gelmişsindir. Eylem dediysek yani bağırtı, çağırtı, slogan ya da herhangi bir parti afişi ya da bir öyle bir şey asla yoktur. Yani otur olur ve bir kişinin o hayat hikayesi ve kayboluşu anlatılır ve dağılır. Nice siyasi partiler bu hareketi kendi yönlerine, yanlarına çekmeye çalıştılarsa da asla cumartesi anneleri hiçbir partinin, hiçbir siyasi partinin sol, sağ, şu, bu, Kürtçü, hiçbir siyasi partinin şeyine girmemişlerdi. Ama eylem deyince yanlış anlaşılmasın. Bu oturma eylemi. Şimdi 98'in Ağustos ayından itibaren niyeyse bir anda terörist ilan edilecekler. Yasa dışı ilan edilecek cumartesi annelerinin eylemleri. Çünkü 95'ten 98'e kadar tamam çok sıcak bakılmasa bile bir şekilde gidip Galatasaray Meydanı'nda oturmaya bir şekilde dertlerini izah etme imkanları falan var iken 98'in Ağustos'undan 99'un başlarına kadar artık gerçekten hani kafalarında kırılmadık sopa sırtlarına inmedik job kalmayacak Nurettin. Yani tabii ki yaşlı insanlar göreceğiz engelli denilebilecek anneler bile sokak ortasında sürüklenecekler. Ki bunların yaşları da gayet var. Ben sözünü kestim. Buyur. Estağfurullah hocam. Hocam sanırım bu şeyden önce ya da sonra Tayyip Erdoğan o zaman başbakan cumartesi anneleriyle ilgili sizin sorununuz benim kabinemin sorunudur. Diyecek değil mi? İşte bak tam o resmi görüyoruz Nurettin. Tam o resmi görüyoruz. O resimde bak kimler var? Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Ana'yı görüyoruz. Hemen bak beyaz bu şeyli hanım Berfo Ana. Evet. Hayrettin Eren'in annesi bizim resmimizin ikinci kahramanımız Elmas Eren o resimde. Ondan sonra Kasım Altsoy'un babası, bak cumartesi anneleri bir tabir. Burada bir anne, kadın, cinsiyet arama. Yani Erdoğan Altsoy erkek, bir cumartesi annesi. Yani sen de gönül koyuyorsan git cumartesi annesi olarak Galatasaray Meydanı'nda onların koyduğu kurallara uyarak oturma eylemine gönül ver, destek ol. Cumartesi, ben erkeğim, sen cumartesi annesi. Çünkü bunu bir artık anne işte kadın değil bir siyasal bir şey olarak bir kavram olarak kullanıyorlar. Kasım Altsoy'un o da bir kayıp. Babası Erdoğan Altsoy orada. Fehmi Tosun'un annesi Hanım Tosun orada. Abdurrahman Coşkun'un annesi Hediye Coşkun orada. Rıdvan Karakoç'un babası Hasan Karakoç orada. Hasan Ocağan
babası Hüseyin Ocak orada, Hüseyin Taşkaya'nın annesi Serpil Taşkaya orada, İsmail Şahin'in annesi Kiyas Şahin orada, Nurettin Yedigöl'ün annesi Zeycan Yedigöl orada ve Tolga Ceylan'ın annesi Kadriye Ceylan orada. İsim, isim, isim saydım sana. Orada tam da işte senin dediğin minvalde bir cümle sarf ediyor. Sizin sorunuz benim sorunumdur demeye geliyor. Benim sorunum diyor. Benim sorunumdur diyor. İyi de diyor. Ne güzel diyor. Ve o tarihten çok yakın tarihe kadar biliyorsun. Yine hani sorunlar çözülüyor mu? Çözülmüyor ama hiç değilse bu insanlar gidip bir şekilde en azından dertlerini dökebilecekleri bir mecra bulacaklar. Ne zamana kadar? İşte çok yakın zamanda Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde tekrar bunlar işte biliyorsun o tarihte sadece Galatasaray Meydanı değil Ankara'daki bizim insan hakları anıtından tut da şeye kadar o minicik anıtın etrafının bile polis barikatıyla çevrildiğini, insan hakları anıtının gerisine ne karakol kurulduğunu falan da Türkiye bugünleri de görecek. Bu fotoğraf özlenen bir fotoğraf. Keşke sadece çağırıp da efendim işte sizin yani gönül alma, yarım elma gönül alma değil. Keşke siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir şekilde faili meçhul denilen bir şeyler olmasa bu ülkede bu insanlar da evlatlarının şeylerini bulabilseler. Zahmet olmazsa ta birinci şeydeki Metin Göktepe'nin annesinin fotoğrafına evet. Dönüp yani tekrar başa dönüyor gibi değil ama o bir ayrıntı iş yapacak. İşte bu insanlar ne arıyor ki? Lan ölmüş gitmiş annen yani. Pardon evladın hani 30 küsur yıl sonra o oğlunun nesini istiyorsun sen? Bak ben size naçizane söylemeye çalışayım ne istediklerini. Metin Göktepe'nin annesi bir başka diğer fotoğraf o mezar göründüğü fotoğrafı İşte burada durabiliriz. Bak ne arıyor cumartesi anneleri görüyor musunuz? Bu Metin Göktepe'nin annesi. Onun oğlunun cenazesi var. Mezar taşı arıyorlar. Peki bu insanlar deli mi? Vallahi şöyle diyeyim. Bütün dinlerde tek tanrılı falan da demiyorum. Yani kaplumbağaya tapan dinlerde bile biliyorum. Yani bir ölüler için tören yapılır. Adam yer ölüsünü ama tören yapar. Niye? Çünkü ölümü meşrulaştırma ihtiyacı, ölümü kabullendirme ihtiyacı var. Yani kabullenme ihtiyacı vardır değil mi? Bu en ilkel dinden en son din ne bizim dinimize kadar böyledir. O dinde öyle yapar, bu bir dinde böyle yapar. O çiçek götürür, bu dua okur, ötekisi keser yer ama bak işte cumartesi annelerinin aradığı da öpecek, sarılacak bir mezar taşıdır. Bir mezar taşıdır. Ki Elmas Eren daha sonraki röportajlarından birinde de Kürşat İstanbul'da verdi röportajda olması lazım. Herkes diyor çocuğun diyor mezarı var diyor ya. Onların da diyor çocukları diyor öldürüldü diyor. Gözaltında öldürüldü diyor. Ya bir annenin özendiği şeye bakar mısınız? Bu bir Türkiye dramıdır. Yani ya diyor, onun da diyor oğlu diyor göz altında öldürdü ama diyor onun diyor oğlunun diyor mezarı var diyor. Yani isteğinin ne kadar dramatik bir şey olduğu. Yani sadece mezar taşı istiyor. Evet. Belki biz erkekler olarak Nurettin bunu ne kadar dilimize dolaşsak dolaşalım anlamakta zor. Anlayabildiğimizde zannetmiyorum. Sadece kıyısının köşesinden dolanıyoruz diyelim. Öyle. Ama hani şu fotoğraf cumartesi annelerinin yağmura, yaşa, kara, copa, koronaya rağmen niye orada olduklarını, bu inadın nasıl bir inat, bu arayışın neyin arayışı olduğunu yeter. İşte bu fotoğraf gösteriyor. Bunu arıyorlar kardeşim bu insanlar. Yani mireniyor. Çünkü bir mezar taşı var. Dua okuyacak. Bizden yani şimdi bir yani işte bayram gelir, seyran gelir. Bizler ölmüş büyüklerimizin mezarlarına gideriz. Dua ederiz. Yani çünkü orada onun orada olduğunu falan hani bilmek isteriz değil mi? Yani mezar ziyareti bir de biraz da böyle bir şeydir. Yani gidersin hani istirahatgah denir ya hocam. Hani sabit bir mekanı artık istirahat ettiği. Yani o yüzden oradaki istirahat
istirahatgah kelimesi de çok önemli. Hocam o zaman ben hemen şöyle bir şey hatırlatayım size. İkinci insanımız Elmas Eren'di. Elmas Eren'in oğluna yani üçüncü insana sizin bahsettiğiniz Hayri evet, Eren'di. Evet, evet. Eren'e bir dönelim. Hayri evet, Eren. Evet. Aa, evet. Süremizi de çok aşmayalım. Evet. Soru soracak arkadaşlar da olacak. Afili abimize gelelim. Bu evet. O Afili resmi de gösterir misin? Afili nereden çıktı? Kardeşi öyle diyor. Bir röportajında öyle demiş Afili abim. Öteki uzun saçlı gösterebilir misiniz size zahmet olmasa? Hani bayağı evet. Gözlüklü Hayri Hoca, Hayrettin Eren ya da kardeşinin Faruk Eren'in ki ben resmi sağ olsun kendisi bizimle paylaşan evet işte bu benim Afili abim diye röportajda bahsetmiş. Yani döneme göre de gayet Afili diyelim. Biraz da Hayrettin Eren'den bahsetmişiz. Ana resmimize dönersek ana resmimizde de aslında hem kardeşi Faruk Eren'le anne Elmas Hanım'ın arasındaki resimde onu göreceksinizdir. Zaten her cumartesi eylemi malum bir kaybın evet. hikayesinin olmasıyla la diyelim. Hani ben öyle diyeyim. Ama gerideki şeylere bakarsanız farklı şeyler de göreceksiniz. Ama o gün Hayrettin Eren için toplanmış. Elmas Hanım'ın omuzunda olan bahsettiğimiz Faruk Bey. Öndeki de Hayrettin Eren. Ruşen Çakır kendisini gayet iyi tanıdığını söylüyor. Tabii. Söylüyor derken devam söylüyor anlamında değil. T24'te kendisinden bahsetmiş. 10 sene önce bir röportajı vardı T24'te. Evet, evet. Yani işte bizden büyüktü diyor Ruşen Bey. Biz diyor hani onun ağzıyla konuşuyor tabii işte. Galatasaray mezunları falan olarak diyor. Onun gözünde diyor hani burjuva bebesiydik. O ise işte kenar mahalle çocuğuydu. İstanbul işte Kasımpaşa, Ok Meydanı, Asköy semtlerinin bitirim delikanlısı. Onun anlamda söylüyorum bunu kötü anlamda falan değil. Yani bir şeyden bahsediyoruz ama çok insancıl olduğunu, çok yardımsever bir insan olduğunu falan bahsediyor. Tabii bunlar Ruşen Çakır'ın şey. Hayrettin Erdin'in bir özelliği 12 Eylül'den sonraki ilk gözaltı kaybolması. 21 Kasım 1980'de evet yani bir şekilde gözaltına alınıyor. Evet yani gözaltına alıp İstanbul Karagümrük Karakolu'na götürülüyor ve işte o tarihten sonra kendisinden bir şekilde bir daha haber alınmıyor. Hasan Ocak gibi de olmuyor. Yani aynı yere dönmeyeceğim tabii ki işte bu işte iki ay sonra falan Hasan Ocak'ın cesedi ne yazık ki bulunuyor falan. Ama Hayrettin Eren tabii bunlar gibi yüzlerce var. Yani sadece biz bugün Hayrettin Eren konuşuyoruz. Burada Hayrettin Eren'in de Elmas Eren'in de bakın biraz sembol oldu. Yani biyopsi dedik ya başta şey yaptığımızda. Yani ben bu hikayenin, bu hikaye derken yani bu yaptığımız sohbetin, Nurettin aynısını yani Berfuan'a ve Cem Kırbayır üstünden de yapabilirim, onu da anlatabilirim. Yani ben bu konuştuklarımızın hepsini sen tanıştın mı bilmiyorum. Ben de doğrudan öğrencim olmadı ama öğrenci toplulukları aracılığıyla tanıyorum. Bizim Gar katliamında ölen öğrencimiz diyelim. İşte onun üzerinden anlatabilirim. Ben Ali İsmail Korkmaz üstünden anlatabilirim. Tamam, ben başka şeyler üstünden anlatabilirim. Bu bir hani case dedik. Buradan aldık biz bir kurgu. Ama hani Türkiye'nin biyopsisini yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Annesi hemen tabii ki peşinden Karagümrük Karakolu'na giderler ve Karagümrük Karakolu'nun karşısında tabii şimdi karşısında bilemem şimdi ne kadar değişti oldu. Arabası durur Hacı Murat bilirsin. Murat 124 34 F 6798 plakalı arabası Hayrettin, Hayri Hoca'nın gözlüklü Hayri'nin arabası duruyor. Elmas Hanım gider der, yani oğlum buradaymış der. Yok der, anne der işte ben bir gideyim sorayım der. Dönünce gülerek gelir. Hani bu gülerek, gülümseyerek anlamında falan filan bir şey değil.
Hatta Elmas Hanım sorar, evladım ne gülüyorsun? Ne bu kadar komik olanlar? Hatta Elmas Hanım'ı itelerler, düşer Elmas Hanım. Git buradan, yani başına iş açma, sen de oğlunu da unut, bunu da unut falan filan diye. Yani olay böyle hani gülümsedi, küçümsedi falan değil. Bayağı kalmayı gülüyordur ve Elmas Hanım da tepki gösterir. Yani der, yani ne gülüyorsun evladım der. İteler, oğlumun arabası burada. Sen diyorsun ki oğlum yok ama araba burada. Yani kedi burada, ciğer nerede falan filan hesabı. Hayrettin Eren'i kaybolur bu şekilde şey yapar gider. Zamandan biraz tasarruf da etmek için çünkü çok da şey yapmak istemiyorum. Hemen hemen doldurduk diyelim. Dördüncü elemanımıza gelecek olur isek Ergeneral'den bahsedelim. Orgeneral değil. Bizim fotoğrafın dördüncü elemanı ve yani bu fotoğrafla alakalı bir şey Ergeneral. Ergeneral nasıl oluyor dersen Orgeneral ile Ergeneral'in difüzyona uğramış hali diyelim. Yani şaka bir yana yani Kenan Evren biliyorsun 2010 yılında Ankara ağır ceza mahkemesinin verdiği kararla rütbeleri sökülmüştü. 12 Eylül darbesini planlamak ve mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bilmem neden falan filan ve yaşayan iki üyesi 12 Eylül'ün Tahsin Şahikaya ve Kenan Evren'in rütbeleri sökülerek er olarak defnedilmişti. 1983 yılı tabii bizim Ergeneral'imizin Orgeneral oldu. Değil Orgeneral. Efendim 1983'ün şeyi demek ki daha yeni Cumhurbaşkanı seçilmiş. Devlet Başkanı 80-83 arasında zaten darbe yaptığında Genelkurmay Başkanı her şeyi Türkiye'nin 80-83 arasının her şeyi Kenan Evren o yaz Balıkesir Edremit'te tatilini yapmaya karar verir. Ve bu bir şekilde kamuoyunda falan da demek ki yansıyınca Elmas Eren ve akrabaları ve bazı başka kayıp yakınlarıyla birlikte soluğu Edremit'te alırlar. Amaç ne? Amaç yahu işte gidip derdimizi söyleyelim de en azından oğlumuzu daha 83 çünkü oğlanın yaşadığı demek ki düşünülüyor yani kaybolalı daha işte 3 yıl civarı falan olmuş yani bunu bulsunlar falan filan. Tabii ki Kenan Evren Edremit'te de şeyle görüşmüyor. Oradaki bir polis amirine tamam biz iletiriz diyor demek ki bir dilekçe veriyorlar ve gerçekten herhalde iletiyor bilinmez. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra El Cezire'ye Elmas Eren konuştuğunda bu anekdotu anlatıyor bizlere. Nurettin. Kocaman diyor bir kağıt göndermişler falan. Biz de bulamıyoruz. Bulursanız bize haber verin. Tövbe bismillah. Yani hani ben kibarca dalga geçmek diyeyim. Başkaları başka şey anlasınlar. Yani kafamı buluyorsun diyelim. Yani bu şekilde hani bir insanoğlunun insanoğluna yapacağı iş falan da diye. Yani ne? Yani bulursanız bize haber verin diyor. Resmi bir yazıda. Hani ne yapacağım? Bulursanız bir daha haber verelim de götür işkence yap diye mi haber verelim falan. Kenan Evren öldüğünde de yine bizim resimle alakalı. Ben oturup Kenan Evren 12 Eylül falan filan. Hani tabii anlatılabilir ama hani bu şu anki sohbetimizin konusu değil. Üç grup şey yapacak. Bayağı kalabalık bir cenaze töreni olacak Kenan Evren'in. Birinci grup Ziya Gökalp Caddesi'nden Yüksel Caddesi'ne davullar, zurnalarla kutlayarak giden bir grup. Onlar da işte ölüden arkasında imam soruyor ya nasıl bilirdiniz diye o soruya cevap verecekler. Davulla, zurnayla gidiyorlar. Onların belki 10 katı, onlar yüzlerce kişi. Binlercesi polis, güvenlik görevlisi ise onların cenazeye, bak şimdi gösteriyorsun sağ ol, bayağı kalabalık gördüğüm gibi, gitmesini engellemeye çalışacaklar. İkinci grup zaten burası. Resmi devlet protokolü. Devlet protokolü dediysem amana, siyasiler ve devlet görevlilerinden zinhar bir Allah'ın kulu yok. Asker belki de mecburen ne yapacaklar? Sonuçta Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı falan filan adam işte bir töreni yapmışlar. Buradakinin görünmeyen bir 10 katı kadar da bir ordu güvenlik kuvvetleri var. Ve bir de üçüncüsü işte İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde insanlar toplanmaya başlayacaklar. Sadece bir kişi, iki kişi değil. İşte faali meçhullerden Kenan Evren'i sorumlu tutanlar orada bir araya gelecekler. Ve işte orada da Hayrettin Eren'in kız kardeşi İkbal Eren Yarıcı orada bir konuşma yapacak ve Kenan Evren sen korkak bir diktatördün ve
Amerikan uşağıydın diye de konuşmasını bitirecek. Ben de izninle süremi doldurdum. Ben de konuşmamı bu güzel söz ve temenniyle bitirmiş olayım. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bu arada izleyicilerimiz, vaktimiz biraz daha var. Sorularını iletebilirler. Hocam, benim anladığım kadarıyla Türkiye'de siz 1909'da Hasan Fehmi'nin öldürülmesinden bahsettiniz. İnsan hakları ihlali ya da ne bileyim insanların hukukunun devlet aygıtında bulunan, daha doğrusu devlet tarafından suistimale uğratılması ya da ne bileyim tasallut edilmesi hem Osmanlı'da hem Türkiye Cumhuriyeti'nde kronik olan şeylerden bir tanesi. Yani devamlı olan bir şey. Hala maalesef insan hakları ihlalleri ve hukuk devletiyle bağdaşmayan uygulamalar var. Cumartesi anneleri de bu uygulamalara karşı, yani bu uygulamalarda şey olan, muzdarip olan çok sembol bir kesim benim anladığım kadarıyla. Evet. Biz bu programda aslında hani Cumhuriyet tarihinin özetlenmesi derken, Cumhuriyet tarihinde hatta Osmanlı'nın son döneminde yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuk devletinin katledilmesini Cumartesi anneleri üzerinde özetlemeye çalıştık. Bunlar da dediğiniz gibi Metin Göktepe bunlardan bir tanesi. Hani bu dediğiniz Hrant Dink üzerinden de okunur. Uğur Mumcu üzerinden de okunur. Ya da ne bileyim Abdi İpekçi üzerinden de okunabilir. Ama Metin Göktepe, sonra Elmas Eren, Hayri Eren ve bunların belki de en şiddetli yaşandığı dönem olan 80 darbesi sonrası dönemin kudretli paşası Kenan Evren de bizim dördüncü insanımızdı diyerek noktayı koyalım. Hocam bir soru gelmiş, Kerem Hocaoğlu Bey'den gelmiş. Hemen onu iletiyorum. Cumartesi anneleri konusunda Refah Partisi'nin tutumu ve politikasını yorumlayabilir misiniz? İslamcı siyasetin cumartesi anneleriyle ilgili tutumu nasıl olmuştur? Diğer soruyu sonra alalım. İlk önce cevaplayalım. Ben son dediğini tam anlayamadım. Yani Refah Partisi'nin de İslamcı kesim, yani Refah Partisi'nin özel bir cumartesi anneleri şeyi yok. Yani onlar da devletin genel şeyini devam ettirecekler. Ha nedir? Günümüzde olduğu gibi ya da 98 Ağustos 99 Ocak arasında olduğu gibi şiddetli bir yasaklama ve görünmezlik perdesi arkasında itmek yok. Peki o yok ama sorunlar çözülüyor mu? O da yok. Yani standart devlet şeyi devam edecek. İslamcılara özel bir cumartesi anneleri şeyi yok. O da yok. Yani devlet yine bu kesimin alternatiflerini üretmeye çalıştı. Cuma anneleri bir dönem çıktı. Çok yakın zamanda biliyorsun HDP İl Binası önündeydi galiba. Diyarbakır İl Binası önünde eylemler devam etti. Ben o zaman da yazdım. Yani biliyorsun yani yazmadığım şeyi söylemem. Söyleyemeyeceğim şeyi yazmadım şimdi bugüne kadar. Eylem haktır. İster HDP önünde eylem yapan anneler olsun, ister cumartesi anneleri olsun. Eylemi ben tasvip etsem de etmesem de hak olan eylemdir. O yüzden gönlümüz onların da yanında. Kim eylem yapıyorsa sorun değil. Siz hep cumartesi annelerini konuşuyorsunuz. Öyle yerde olmuştu o olaydan sonra. İyi. Buna da böylece bilmeden cevap vermiş oldum. Yani dediğim gibi yazılar ortada. Yani ben direkt hani pat diye eylem haktır diye yazdım o zaman da. Ben o eylemi desteklemek zorunda değilim. O hak olan bir eylem vardır. Hele ki oğlunu arayan annenin meşruiyeti tartışılmaz. Bunun ideolojisi de olmaz. Olmaz. Bu oğlunu HDP'den hesabını sormak isteyen anne için de haktır. Oğlunu devletten isteyen anne için de haktır. Herkes için haktır. Yani tartışılacak bir tarafı şey yok. İslamcı, yani İslamcı siyasetin de bu özel hani ben... Yani şunu şey yapamıyoruz. Yani İslamcı siyasetin şeye bakışı diye apayrı üstünde böyle yarım saat konuşabileceğimiz bir durum yok. Genel devlet siyasetinin çok dışında bir şey yok. Bu sadece İslamcılar için değil ki. Yani onun yok da CHP'nin var. Evet. Yani o yok da hani ne bileyim işte Liberal Demokrat Parti'nin var mı? O da yok. Yani şimdi sorduğun zaman kimse mangalda kül bırakmıyor da hani yok. Öyle bir ete kemiğe bürünmüş apayrı bir devlet politikası ne yazık ki yok. İslamcılar da. Benim bildiğim yok. En azından öyle değil. Diğer sorusunu alalım. Yine Kerem Hocaoğlu sormuş. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı zamanında benzer bir soru. Cumartesi anneleriyle ilgili olumlu veya olumsuz bir demeci olmuş mudur? Hiç bilmiyorum. Yalan söylemiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani
Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemiyle ilgili bir çalışmam da olmadı ki. Yani onunla ilgili bir basit araştırması tasnifi de yapmış olayım da aklımda kalsın. Ama ben de sizler gibi bu mevzuda ortalama bir okuyucu olarak benim aklımda kalan bir şey yok. Ama hani dediğim gibi akademik anlamda bir yani o dönem belediye başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklamalarını edit etmiş birisi öyle biri de değilim. Böyle bir çalışmam yok. O yüzden hiçbir yani bir bilgim olmadığını söyleyebilirim. Bir soru daha gelmiş hocam. Onu da alalım. Emrah Güleş Bey sormuş. Merhabalar. Cumartesi annelerinin eylemleri sürecinde siyasiler ve devlet yöneticileri nezdindeki tecrübeleriyle Türkiye'nin daha genel demokratikleşme sürecindeki iniş çıkışlarına paralel olarak takip edip edemeyeceğimiz konusundaki görüşünüz nedir demiş. Ben soruyu anlayamadım benim hatam. Tekrar ben kaçırdım. Biraz uzun da bir soru olmuş. Evet. Merhabalar. Cumartesi annelerinin eylemleri süresince siyasiler ve devlet yöneticileri nezdindeki tecrübeleriyle Türkiye'nin daha genel demokratikleşme sürecindeki iniş çıkışlarını paralel olarak takip edip edemeyeceğimiz konusundaki görüşünüz nedir? Anladığım kadarıyla Türkiye'nin belli bir dönem, hani Türkiye'de yükselen bir demokratikleşme dalgası oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk yılları gibi. Ondan sonra tekrar bir iniş oluyor. Ters dalga geliyor. Bu cumartesi annelerinin devlet yöneticilerinin nezdindeki tecrübelerini de bu minvalde, bu dalganın iniş çıkışı minvalinde okuyabilir miyiz? Yani bir dönem terörist ilan ediliyor, bir dönem başbakanlıkta ağırlanıyor. Onu sormuş anladığım kadarıyla. Yani çok anlayabildiğimi söyleyemem ama ben anlayabildiğim kadarını özetlemeye çalışayım. Cumartesi anneleri politik insanlar değiller. Ayşem'in tezi de zaten onların politize olma süreçlerini şey yapıyor. Bunlar hani böyle doğuştan politikacı, böyle işte eylemlere teşni falan filan insanlar falan değiller. Sağcı ya da solcu. Bu adamlar yani kadınların politizasyonuna şeyleri yani şöyle diyeyim yani yemeğe bırakıyorlar, eyleme geliyorlar. Oturma eylemlerini yapıyorlar, gidip çamaşır yıkıyorlar. Hani bunlar böyle affedersin şey yani kötü anlamda falan da demiyorum. Hani bir şey anlamazlar etmezler anlamında falan da değiller. Bunların politizasyonları zaten apayrı bir tez konusuydu. Yani politik ailelerden gelen zaten kendileri de politik olan insanlardan falan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunların devlet efendim işte 95'ten 98'e kadar devlet bize şöyle davrandı, 99'dan şuraya kadar böyle davrandı, o zaman biz şu tecrübeyi edinmemiz gerekir gibi böyle bir kamusal tartışma ya da kendi aralarında böyle bir kavramsal tartışmalara girdiklerine dair de en azından benim değilse de bu konuda tez yapan, akademik çalışma yapan insanların elinde bir veri yok bu konuda. Yani bizim de o zaman şöyle bir tavrımız olmalı. Hayır. Belki cumartesi annelerinin en istikrarlı şeyi kendi rotalarını çizdiler ve ne olursa olsun ne yanlarına birini alarak ne de herhangi bir iktidara karşı, çünkü 95'ten 2020'ye epey bir iktidar değişti. Belli iktidarlara göre eylemlerini, tavırlarını değiştirerek gitmediler. 95'in 27 Mayıs'ında başladılar. Bugüne kadar da böyle geldiler. Yanlış, doğru. Ne yanlarına önce onu aldılar, sonra hiç kimseyi de almadılar. Standart aynı eylemlerini aynı şekilde yürütüp geldiler. Yani eleştirilecek yanları da mutlaka ki vardır. Ama bu şeyde yaptılar yani. Anladım. O yüzden hani özel bir tecrübe çıkarttıklarına dair en azından bu konuda çalışanların da bu akademik anlamda çalışanların da elinde bir şey yok. Hiç değilse benimle birlikte çalışan Ayşem'den dolayı biraz olsun bildiğimi söyleyeyim. Bir soru daha var hocam. Çok teşekkür ederim. O soruyu alalım. Ayşegül Közdemir hanımefendi sormuş. Cumartesi anneleri kayıplar konusunda siyasilerin muhalefet ve iktidar dönemlerinde yaklaşım farkları var mıdır? Yaklaşım neleri var mıdır? Cumartesi anneleri kayıplar konusunda siyasilerin muhalefet ve iktidar dönemlerinde yaklaşım farkları. Yani cumartesi annelerine yaklaşımlar muhalefetken neydi, iktidarken neydi? Böyle bir yaklaşım farkı var mıdır? Yani standart yani partiler muhalefetteyken hep iyidirler. Yani bu biraz da bizim Türk siyasetinin sorunu. Yani sadece cumartesi anneleri mevzu falan değil ki. Bugün
yani standart bir herhangi bir ismine bile bakmadan bir siyasi partinin programını çekin. Çevre konusundaki, insan hakları konusundaki, ne bileyim işte ekonomi konusundaki falan görüşlerine bir bakın. Aman ya Rabbi, hemen o partiye oy veresiniz gelir. Yani hiç fark etmez. Standart havuzu elinize atın, başka bir partininkini çekin. Yani muhteşem. Yani bunlar yani, insan hakları konusunda yani aynı şekilde cumartesi sahneleri için de geçerli. Bunlar acayip humanist, acayip insancıl, acayip işte insan haklarına ve işte hukukun üstünlüğüne falan muazzam değer veren aman ya Rabbi, aman ya Rabbi partiler falandır. Yani o iktidar koltuğunda bir şey var herhalde. Oturduktan kısa bir süre sonra hiç fark etmiyor hangisi olduğu. Hepsinin aynı şekilde evrildiğini ve aynı ceberut şeyin içlerinden püskürdüğünü falan görüyoruz. Orada ya da bir şey yani, muhalefet deyken hepsi iyi. Ve bu mevzu sadece cumartesi sahneleriyle falan alakalı da değil yani. Her konuda muhteşemler. İktidara gelince bir sorun oluyor. Yani şey diyorum, parti programına bakıp eğer oy vermeye karar vereceksek çok kararsız kalırız. Yani tabii tabii. Programlardaki vaat edilen şeylerle icra edilen şeyler arasındaki makas çok. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru Nurettin. Haklısın. Yani çok ciddi bir makas var. Yani biraz daha böyle kuru gürültü programlar hazırlanıyor. Ya da parti genel başkanları muhalefetteyken çok daha böyle bir belagat düzeyinde konuşuyorlar. Önlerine gelen her sorunu yani çok böyle amiyane tabiri, hani ortalıkta dolaşan güzel laflarla kurgulayıp paketleyip sana sunuyorlar. Ama iktidara geldiklerinde olsun kısa bir süre sonra A partisi B partisi de fark etmiyor. Ciddi bir dönüşüm geçiriyorlar ve içlerinden o tek parti bir anda püskürüveriyor. Hocam son soru, başka soru yok. Son soruyla ben sormuş olayım. Uzun bir soru sormuş olabilirim içerik muhteviyat bakımından ama 5 dakikada özetlemenizi isteyeceğim. Şimdi bu cumartesi anneleri biz aslında 70'li yıllara referans verdik. Türkiye'nin 1970'li yılları ne zamandır diyorsunuz zaten siz de yazınızda. Ben sadece şunu soracağım. 1970'li yılların siyasi reflekslerini ya da 1970'li yılların siyasi tezahürlerini 2000'lerin sonunda, 2010'ların sonunda bile görüyoruz. Zaten işte 2019'da vefat etti diyorsunuz. Yani 70'leri Türk siyasi hayatı açısından özel ve önemli kılan temel dinamikleri nelerdir hocam? Çok kısa özetlerseniz, bu çok kısa özetlenmeyecek bir şey, zor bir şey istiyorum ama çok kısaca özetlerseniz programımızı öyle bitirelim. Tabii tabii. Yani şöyle yapalım. Yani çok ana hatlarıyla ve çok kabataslak olunca Hatay da açık oluyor elbette ki. Bir kere 70'li yıllar, özellikle 70'li yılların ikinci yarısına doğru gelinirken artık kapitalizm İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki girdiği genişleme dönemini bitirmiş durumda. Birsel Kuruç Hoca'nın sözleriyle söyleyecek olursak güler yüzlü kapitalizm dönemi sona ermiş durumda. Çünkü İkinci Dünya Savaşı boyunca ciddi bir şekilde pastanın genişlediğini görüyoruz. Welfare state dediğimiz şey de bunun üstüne inşa edilecek. Ama gerek petrol krizleri, gerekse uluslararası konjonktürdeki dönüşüm yavaş yavaş artık 70'li yılların ikinci yarısına gelindiğinde o yapıyı dönüştürmeye başlayacak. Bize o yapının dönüşümünün yansıyışı 24 Ocak 80 olacak. Ama 24 Ocak 80 sadece bize özgü bir şeyler falan bahsetmiyoruz malum biliyorsun. Yani 70'li yılların ikinci yarısından sonra tüm dünyada da önce kapitalizmin merkezi, daha sonra da Türkiye'nin de içinde bulunduğu periferisinde ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Bir kere en geniş ölçekte burayı almamız gerekiyor. İkinci olarak 70'li yılların ikinci yarısı, yani Türkiye için konuşacak olursak ciddi bir ekonomik krizi, bizim için de ciddi bir ekonomik kriz. Yani bizdeki İtalya ikameci modelin de artık son sınırına dayandığı dönem. Hani İtalyan ikamecilik iyi, hoş da İtalyan ikamecilik 60'larda hoştu. Çünkü sen İtalyan ikame de edebileceğin İtalyan ikamesi için bile dövize ihtiyacın var. Geldik Demirel'in 70 sente muhtaç şeyine. Çünkü yapı seni oraya getirdi. Hani bunun alternatifi 24 Ocak mı olmalıydı? Yani ama hani olmalıydı demiyorum. Ama hani bu İtalyan ikamecilik, yani bu şeyde, bu kalkınma şeyde son sınırına gelinip oturmuştu. 70'li yıllar aynı zamanda Türkiye'nin ciddi anlamda yönetilemezlik sarmalına girdiği dönemi de ifade ediyor. Türkiye'nin biliyorsun 3 dönem koalisyonlar dönemi var. Birinci koalisyonlar dönemimiz 1961-63
65 arası dönem. İkinci koalisyonlar dönemi ve bugünün insanların iyi kötü koalisyonlar dendiğinde en kötü hatıralarıyla aklına geldikleri dönem. Mesela Gümeş Motel olayı herkesin aklına gelir. Milli Cephe, Milliyetçi Cephe Hükümetleri herkes. İşte o dönemin koalisyon hatıraları. Şimdi bakıyorsun 74'ün ocağında MSP CHP hükümetiyle birlikte Türkiye 1980'lere kadar gidecek bir koalisyonlar dönemi yaşayacaktır. Ama bu koalisyonlar dönemi öylesine gayri ahlaki şeyleri de beraberinde getirecektir ki. Unutmayalım ki sadece CHP'nin 24 CHP'nin Güneş Moteli ahlaksız değildir. Ahlaksızdır ama sadece o değildir. Milliyetçi cephelerin kendisi ahlaksızlıktır. CHP'nin Güneş Moteli de ahlaksızlıktır. Yani ahlaksızlık silsilesi içerisinde devam eder bu. Yani bu bir siyasi ahlaksızlık. O kişilerin kendi kişisel şeylerinden falan bahsetmiyoruz. Haddimize değil. Yani o kişisel şeyler tartışmanın dışında. Şimdi yönetilememezlik. Bak şimdi Cumhurbaşkanı seçemiyorsun sen. Değil mi? 70'lerin ikinci yarısına gelince Cumhurbaşkanı seçemeyeceğim. Koalisyon hükümetleri diyoruz ama iktidarların gidiş geliş sürelerini çok rahatlıkla şimdi Google'dan arkadaşlar, yayınımızı izleyen arkadaşlar bakabilirler. Yani o kadar hızlı bir gitgeller vardır ki. Güveni alamayan hükümetler, onun yerine gelen işte Milliyetçi Cephe Hükümetleri, onun yerine gelen Ecevit Hükümeti, onun yerine gelen hani bir hani koalisyon falan da değil. Artık böyle bir hani abartalım, vulgarize ederek söyleyelim. Bakan seçilir, koltuğuna oturur, tuvaletin yerini öğrenene kadar hükümet düşer. Ya böyle değil tabii, hani işte vulgarize etmek için dedim ya. Şimdi bu tabii ki yani sen meclis 80'e doğru gelirken 79'dan itibaren de Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bak şimdi yasama organı yasa çıkartamıyor. Yani yasama yapan falan yok. Yani bir cumhurbaşkanlığı krizine kilitlenmiş gidiyor. Yani bu halde. Şimdi yürütmenin ikinci yürütme organı bir ayağı bakanlar, habire değişiyor. Yürütmenin ikinci ayağı Cumhurbaşkanı, görev süresi bitmiş, orada oturan bir adam var, seçilemiyor. Sokaklar artık o 68'in savaşma, sevişleri onlar gitmiş yerine, değil mi? Yerine artık yani hem bir ülkücü şiddet, hem de artık 74'ten sonra artık o arkadaşlarının 71 muhtırasından sonra ölen arkadaşlarının isimlerinden Kalaşnikov resmişler. Mahir'in isminden Kalaşnikov resmi çizen bir gençlik gelecek. Bunlar 68'in geçtiğinden daha farklı bir iklimin geçtiği. Bir sürü şey söylenebilir bunlar için ama sokaklar artık birbirlerini kanlı bıçaklısı insanlarla dolu. Yani farklı dünya görüşlerine sahip ve bir masanın etrafında biraz da sertleşerek de olsa tartışabilen insanlar değil artık bunlar. 70'lerin ikinci yarısı da geçtikten sonra artık Türkiye bir sivil savaşa doğru geçer. Bak şimdi iç savaş deyince araya kaynıyor kardeşim. Civil war dediğin zaman senin komşunun komşuyu vurduğu savaştan bahsetmen lazım, değil mi? Hı hı. Heh. İşte ona gelecek. İç savaş yani ne içi nere dışı nere? Ya üst katın alt katı, yan komşunun üst komşusu, onun onu bunun bunu, babanın oğlu, kardeşin kardeşi, böyle bir döneme gelecek yani Türkiye. Şimdi işte 70 sente muhtaç olduğu, işte sokakların ısındığı, kuyrukların arttı. Bak kuyruklar yani çünkü ekonomik kriz var. Şimdi 70'li yıllar dendiğinde ciddi böyle bir dönemden bahsediyor. Ve 70'li yıllar darbe dediğimiz mefhumu diyeceksin, 60'larda darbe olmadı mı? Ondan sonra da darbe olmadı mı? Ama bak şimdi 70'lerin başı da darbe, ortası da darbe girişimi, sonu da darbe girişimi. Şimdi darbe girişimi ve darbeleriyle birlikte 70'li yıllara hemen iki satır bakalım mı? 9 Mart, 12 Mart, 70'lerin başı, 71, 77 1 Mayıs'ı. 77 1 Mayıs'ın kendisinin bir darbe girişimi olduğunu, Türk eş yanlısı bir darbe girişimi olduğunu bizzat Demirel kendisi söyleyecek ve Türk eş yanlısı şeyi Nami Kemal Ersun'u Yüksek Askeri Şura'yı beklemeden görevden alacak. 77 1 Mayıs hep sol, yok sonuç kavga mıydı, yok kontrgerilla mıydı, eyvallah o da var da 77 1 Mayıs'ı apayrı bir tartışma dedi. Burada da bir darbe girişimi var. Ve 80. Bak şimdi 10 yılda 1, 2, 3 darbe girişimi, 2 darbe var. Ha, ondan sonra da darbe var. Var. Ondan önce de darbe var. Var. Ama 70'li yıllara baktığında muazzam bir şey var. Hani bir asker sivil ilişkileri zangır zangır ediyor. 70'li yıllara şeklini veren de bu olacak. Tabii yine diyorum hani sadece bu 4 cümleyle, 5 cümleyle falan bizim 70'li yılları özetlememiz mümkün değil. Ama 5 dakika
ilk aklına gelen nedir dersen, böyle paldır paldır ancak ağzıma gelen 3-5 cümle ana hatlarıyla bunlar olur diyeyim Metin. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir kısa bir şey söyleyeceğim. Bir sanırım izleyicimiz de soru sormuş. Hocam onu da bir dakikayla cevaplayalım, programımızı bitirelim. Onun sorusu da havada kalmasın. Özgü Alıcı hanımefendi sormuş. Hocam muhalefet iktidar partilerinin siyasi reflekslerinin aslında dediğiniz gibi benzer olduğunu göz önünde bulundurursak bu durum devlet geleneğine mi mahsustur? Hani biraz önce dediniz ya, iktidardayken yani vaat ettiğiyle icra ettiği arasındaki makasdan bahsettik ya. Ona galiba onunla ilgili bir soru sormuş. Sesin arada gelip gittiği için anlayabildiğim kadarıyla cevaplayacağım. Eğer yanlış bir şey söylersem derken, yani konuyla alakasız bir şey söylersem sen şey yaparsın. Bunun çok devlet geneliyle doğrudan doğru alakası olduğunu düşünmüyorum. Siyaset geleneğiyle sanki biraz daha alakası var diyebiliriz. Hani devlet geleneği çok kutsal, çok illa yani bir geleneğin her şeyle iyi olması gerekmiyor. Yani ama bu doğrudan doğru devlet geleneğiyle alakalı bir şey değil. Yani bizim siyasetçilerin ben olsam bunu mesela bizim siyasetçilerin popülist diliyle daha bir alakalı sınıf kurmaya çalışırdım. Çünkü muhalefetteyken atıp tutması daha kolay. Yani kitlelerle kurdukları ideolojik bağlar çok zayıf. Ancak popülist ya da retorik düzeyde bağ kurabiliyorlar. Haksız mıyım? Yani bu sağ sol çok da fark etmiyor. Yani genelinde bir kitlelerle sağlam bağlar tesis etme konusunda çok çok sağ da öyle. Çok çok şeyler. Ancak retorik düzeyde yani belli eklemlenebilecekleri şeylerle onların üstünden oynayarak bağlar kurabiliyorlar yani. Yani Türk sağının Türk burjuvazisiyle olan sınıfsal bir bağ falan da yok yani. Ha? Yani Türk sağının işçi sınıfıyla olduğu bağ al birazını al seni Türk liberallerinin yok o yok bu yok. Ne kalıyor geriye? Retorik kalıyor. Yani ben olsam hani bence devlet geleneğinden ziyade bununla bir bağ kurarak açıklamaya gayret ederdim. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Emeğinize, ağzınıza, zihninize sağlık. Bizi izleyen, takip eden, soru soran, sormayan her seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.